Adana'da gayrimenkul danışmanı Kadir Turan, oğlu ve yeğeniyle birlikte barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi, aynı zamanda da iş ortağı olan Özlem Hüküm'ün iş yerini bastı sayın seyirciler. Çıkan arbedede sırasında Kadir Turan'ın yeğeni Serdal Genç, kadını kurşun yağmuruna tuttu. Resmen öldürmeye gelmişlerdi. Ölmek istemiyorum ben. Kadınlar ölmesin yeter. Bacaklarından, kolundan vuruldu. Silah tutukluk yapmasa belki de ölecekti. Gayrimenkul danışmanı Özlem Hüküm yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Silah tutukluk yaptı. Yapmasaydı ölmüştüm şu anda. Bir kadın cinayeti şu anda siz yayınlıyor olacaksınız. Meslektaşı olan Kadir Turan hem iş ortağı hem de sevgilisiydi. İddiaya göre fiziksel ve psikolojik şiddet görmeye başladıktan sonra 2 yıllık birlikteliği sonlandırmaya karar verdi. Tekrardan birlikte olmak istedi. Ben kabul etmedim. Defalarca kez ayrıldık. Ama her defasında kendinin ısrarıyla, tehditleriyle aman diyordum çocuklarıma bir şey olmasın. İddiaya göre barışma teklifi reddedilen Kadir Turan eski sevgilisinin ofisini bastı. Ofisimi dağıttılar. Oğlumu darp ettiler. Beni darp ettiler. Elemanlarımı darp ettiler. Ben bir bayanım. 4 kişi gelmek ne demek? Oğlu, yeğeni ve bir çalışanıyla geldi. 4 saldırgan iş yerinin altını üstüne getirdi. Ardından Kadir Turan'ın yeğeni Serdal Turan belinden silah çıkardı. Silah tutukluğu yaptı ilk önce. Kendimi savunmaya çalıştım. Onları itekledim. Tekme atarak tekrar beni yere ittiler. Kafama tutunca elimi böyle yaptım. Kurşunun biri buradan girdi. Diğer taraftan çıktı. Özlem Hüküm'ün çığlıklarını duyan oğlu annesine yardım etmek istedi. Ancak saldırganlar onu da etkisiz hale getirdi. 2 elde ateş etti. Bacaklarıma değdi. Dışarıdan tekrar ateş ettiler. Kanlar içinde kaldım. Birileri müdahale etmek istese de yaklaştırmıyordu. Silah bir süre sonra tutukluk yaptı. Saldırganlar ofisten ayrıldı. Özlem Hüküm ise hemen hastaneye kaldırıldı. Benim sadakam varmış. Saldırganlar yakalandı ama Özlem Hüküm ölüm korkusuyla yaşıyor. Çünkü Serdal Turan tutuklandı ancak diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ben sadece onların ceza almasını istiyorum. İçeriden hiç çıkmamalarını istiyorum. Çünkü çıkarlarsa kesinlikle bıraktığı yerden devam eder.